Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ehli Beyti Sevmek imandandır. İmanın temeli ve en kuvvetli alameti Allahü Teala'yı sevmek ve Allah'ın sevmediklerini sevmemektir. Hadis-i şerifte buyruldu ki: İmanın temeli ve en kuvvetli alameti Allah dostlarını sevmek ve onun düşmanlarına düşmanlık etmektir. Allahü Teala'nın en çok sevdiği Resulü Muhammed Aleyhisselam'dır onun da en çok sevdiği ehli beyti ve eshabıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, İslam'ın esası bana ve ehli beytime sevgidir. Size iki şey bıraktım, Allah'ın kitabı ve ehli beytim. Bunlara uyan hidayet üzere olur, uymayan sapıtır. Allah kızım Fatıma'ya ve onun zürriyetinden gelenlere cehennemi haram kıldı. Vallahi ehli beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.'' Eshab-ı kiram, ya Resulallah, ehl beyt kimlerdir diye sordular. O esnada Hazreti Ali geldi. Onu mübarek paltosu altına aldılar. Sonra Hazreti Fatıma Tü Zehra geldi. Onu da yanına aldılar. Daha sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i de yanlarına alarak, İşte benim ehl beytim bunlardır. Ya Rabbi bunlardan kötülüğü kaldır ve hepsini temiz eyle buyurdu. Her namazda Ali Muhammed'in diye dua ettiğimiz ehl beyt bunlardır. Hazreti Ali'nin faziletiyle alakalı hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle. Ali'yi ancak mümin olan sever ve ona ancak münafık olan buğz eder. Ali'yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi Müslümanların günahını yok eder. Kızım Fatıma'yı Ali'ye vermeyi Rabbim bana emreyledi. Allahü Teala her peygamberin sülalesini kendinden, benim sülalemi de Ali'den devam ettirmiştir.'' Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Ehli Beyt'e buyuruyor ki: Allahü Teala sizlerden ricsi yani her kusur ve kirleri gidermek istiyor ve sizi tam bir taharetle temizlemek irade ediyor. Ehli Beyt'i sevmek ahirete imanla gitmeye, son nefeste selamete kavuşmaya sebep olur. Ehli Beyt'i sevmek her mümine farzdır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, Ehli beytim Nuh aleyhisselamın gemisi gibidir, Onlara tabi olan selameti bulur. Geri kalan helak olur. Ehl-i beytin fezail ve kemalatı pek çoktur. saymakla bitmez. Onları anlatmaya, met insan gücü yetişmez. Onların kıymetleri ve büyüklükleri ancak ayet-i kerime ile anlaşılmaktadır. İmam-ı Şafi Hazretleri bunu ne güzel bildiriyor. Diyor ki, ehlibeyt beyt, ey Ehl beyti Resul! Sizi sevmeyi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de emrediyor namazlarında size dua etmeyenlerin namazlarının kabul olmaması, kıymetinizi, yüksek derecenizi gösteriyor. Şerefiniz ne kadar büyüktür ki, Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de sizleri selamlıyor. Eshab-ı kiramın hepsi ehl Beyt'i seviyordu. Buna inanmayanlar, yani Eshab-ı kiramı ehl e düşman zannedenler, ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere inanmamış olur. Ehl-i sevgisi, ehli sünnetin sermayesidir. Her işte olduğu gibi beyt'e sevgide de aşırıya kaçmamalıdır. Mesela Hazreti Ali'yi esabın en üstünü bilmek, peygamber bilmek, ilah bilmek saygı olmaz, ona hakaret olur. Onu üzmüş olur. Nitekim halifeliğinde birisi kendisine ilah dediğinde çok üzülmüş ve o kimseyi cezalandırmıştı.